iş dışarıdan haberim yok yani, bu heyetin dışarıda basın yani şey basından toplantı yaptığını hiçbir haberim yoktu yani, dışarıda bir şeyim yoktu yani, ilgim yoktu. Ondan sonra bana bir konuşma yaptırdılar. Dediler bu yazıyı okuyarak bize şey, teşekkür gibi yani, sanki iyileşmiş gibi yani, bu uygulamayı başarıyla yapmış gibi bir yazı okuttular. Ben de okudum. Ondan sonra ailemle irtibata geçtim. Ailem bana dedi ki ya dedi, senin haberin var mı yok mu, seni kovboy olarak kullanmışlar. Ve ondan sonra ben çok yani gerçekten çok üzüldüm. Yani böyle insanları, böyle insanların canım kadar ucuz olduğunu bilmiyordum. Yani yapacaklarını. Kovboy olarak kullandıklarını da hiç haberim yoktu. Hiçbir tıbbi prosedür işlenmemiş, rastgele gelip bir şirketin satmaya çalıştığı bir cihazı gelip Mahmut Orak gibi vatandaşlarımız üstünde denemişler. Yeterince bilgilendirilmeden, herhangi bir başarılı bir tedavide söz konusu değilken kameraların önüne geçip Türkiye'ye biz hastayı iyileştirdik, büyük bir başarı sağladık deyip de halkı yanıltmış oldular ve özellikle de şimdi yeni çıkan bazı bilgiler ışığında bu deney için Diyarbakır Gazi Yaşar Gül Eğitim Araştırma Hastanesi'nin tesis olarak seçildiği gündeme geldi. Dolayısıyla biz şu anda ister hasta iyileşsin, ister iyileşmesin, ister ölsün, ister ölmesin. Biz diyoruz ki siz Diyarbakır'ı neden deney tesisi olarak seçtiniz? Neden bunu Ankara'da, İstanbul'da, başka bir yerde yapmadınız? Gelip kıt imkanlarla yaşamını sürdüren, ailesiyle de hastane boyunca bağlantısı koparılmış gariban Mahmut Orak kardeşimizi siz neden bilinçli olarak seçtiniz ve iyileşti dediniz? Bunun onayını kim verdi? Bakanlık izin vermişse de idari izindir. İdari izinle siz deney yapamazsınız. Bunun etik kuralları vardır. Helsinki bildirgesi vardır. Siz hayvan deneyi yaparken bile etik kurulundan onay almak zorundasınız ki bu bir hayvan deneyi değil. Açıkçası sokak köpeklerinin itilafıyla ilgili bunca tartışma yaşanırken Diyarbakır'da vatandaşlarımız resmen deney köpeği yerine konulmuş.